dünyada bitcoin diye bir para birimi meydana geldi. Biliyorsunuz son zamanlarda baya rağbet görüyor yükselişte Japon para birimi. Bu bitcoin sanal para birimi yani normal paranın sanal olan hani gözükmeyen demir kağıt değil ama sanal. Bilenler bilir yatırım yapanlar bitcoin alanlar bilir borsadan. Ben bilmeyenler için anlattım da. Şimdi bitcoin ile alakalı bir fıkra vardı onu anlatayım şimdi sizlere arkadaşlar adamın son zamanlarda duyduğum açıklamalara göre Bitcoin hayatımıza tamamen giriş yapacakmış. Bitcoin o kadar çok yaygınlaşacakmış ki artık normal kağıt ve demir para tedavülden kalkacak. Bundan sonra hayatımızda sadece Bitcoin gibi sanal para kullanacağız. Bütün dünya ülkelerin kendi sanal parası olacak. Bu sanal parayı kullanacakmışız. Ben de bu Bitcoin nedir ne değildir diye araştırınca borsada biraz takip ettim. Bu bitcoin dansöz gibi bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor. Bir yukarı bir aşağı ama bu yukarı ve aşağı çıkış ve iniş dalgaları böyle bir saat iki saat içinde değil ha. Böyle bir bakıyorsun şu anda bitcoin bir tane bitcoin 39.500 dolar. 3 saniye sonra 38.000'e düşmüş. 2 saniye sonra 40.000'e 40 çıkmış. Öyle bir ani iniş ve düşüş yaşıyor ki ne? Yatıranlar, oynayanlar bilir. Ekranın resmini ben çekene kadar Bitcoin geri gidiyor. E ekranda, ekranda yani düğmeye basana kadar 2 puan çıkıyor. 2 puan dediğimde yani 1000 dolar yani bir Bitcoin olan 1000 dolar kar yapıyor, 1000 dolar zarar yapıyor. Anında bir bakıyorsunuz bir Bitcoin'iniz var 39 bin oraya almışsınız. Bakıyorsunuz 40 bin euro olmuş. A aşağıda yazıyor 1000 dolar kazandınız. Ekranı yeniliyorsunuz. 37 bine düşmüş. 2000 dolar zarar etmişsiniz. Anında bir yeşil oluyor bir kırmızı oluyor. Şimdi durum böyleyken fıkramızı anlatalım. Fıkra da şu. Bu sanal para birimi hayatımıza giriş yaptığı zaman biliyorsunuz aynı telefonda veyahut da hani barkod gibi Veyahut da diyelim o kredi kartımız gibi maaş kartımız gibi bir kart olacak. İçine maaşımız falan her şeyimiz bitcoin üzerinden sanal para üzerinden yatırılacak. Mesela gidiyoruz biz bir ayakkabı beğendik aldık. Ne kadar? 100 TL ayakkabı. Bitcoin de hani sanal para üzerinden anlatayım. Dolar hani 100 dolar diyelim. Gidiyorsun beğendin 100 dolar ayakkabı alıyorsun. Dıt, öttürüyorsun o kartını bitcoin kartını ödedin gitti. Ondan sonra gidiyorsun bir mont beğeniyorsun. 200 dolar kartını gösteriyorsun dıt, ödedin gitti. Tamam güzel. Alışverişte bize her şey iyi. Şimdi biraz önceki anlatmış olduğum hani bir anda yükseliş bir anda düşüşleri hani dikkate alırsanız dansöz gibi anında yani 1000 dolar kazanıp 2000 dolar kaybını. Diyelim ki ne hesabınızda 20 dolar paranız var. Siz de gittiniz 20 dolarlık bitcoin ile arabanıza mazot alacaksınız. Benzin. Benzineye gittiniz doldurdunuz 20 doları. Kasaya geldiniz. Bitcoin ile ödeme yapacaksınız. Öttürüyorsunuz. Dıt. Yetersiz bakayım. Adam bir daha deniyor. Oradaki kasir dıt. Abi diyor yetersiz bakıyor. İçinde bitcoin yok diyor. Sen diyorsun ya nasıl olur ya diyorsun. Ben biraz önce baktım 20 dolar bitcoin'im vardı. Adam bakıyor bir bakıyor. Abi diyor 10 dolar zararda gösteriyor. Bitcoin düşmüş diyor. Ben yapacak bir şey yok çekemiyorum. Neyse diyor bir dakika bekleyelim de bir daha deneyelim. Ondan sonra bir, bir dakika bekliyorlar. Dıt bir öttürüyor. Abi diyor 1 dolar artıda gösteriyor diyor. İyi diyorsun tamam iyi biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekliyorsun 2 dakika bir daha öttürüyorsun dıt. 5 dolar artıya çıkmış. Tamam tamam çıkışta iyi bekleyelim 20 doları bulsun da ödeyeyim de gideyim ben. Neyse ondan sonra 2 dakika sonra bir daha öttürüyor dıt bir bakıyor. Abi diyor eksi 20 dolara düşmüşsün diyor ya. Bu iş böyle olmayacak diyor. Sen en iyisi bekle. Sen de diyorsun ki ne adama. Şimdi bitcoin'u yine dedim ya oynayanlar bilir. Gece saat Gece saat 10, 11, 12 arası yükselişte. Gündüz saat 10, 11, 12 arası bayağı bir düşüyor Bitcoin'ler. Gece çıkıyor en çok en az da düşüşler o gündüz 10 11 12. Bunu da artık Amerika ile Japonya'nın gündüz ve gece farkına göre mi ayarlanıyor bilmiyorum nasıl ayarlıyorlarsa. Sen de bunu biliyorsun ya diyorsun ki ne? Kardeş diyorum, saat kaç? O da diyor ki ne? Kardeş saat diyor şu anda 8 akşam 8. İyi iyi neyse diyor 2 saat var diyor. Çıkışa geçer 2 saate kadar. Ben burada biraz bekleyeyim de bu 20 dolar bitcoin ödeyeyim de gideyim. Çünkü demir ve kağıt para artık geçmiyor. Bitcoin üzerinden ödeyeceksin. Adam da diyor ki ne tamam kardeş diyor arka tarafta oda var geç orada bekle diyor sana. Tamam sen de giriyorsun arka tarafa bir giriyorsun bir bakıyorsun ki ne arka tarafta 20'ye yakın insan var orada. Ana diyorsun içeri giriyorsun bu ne? Adamlar diyor selamun aleyküm aleyküm selam ne yapıyorsunuz? Kardeş diyor mazot aldık da Bitcoin'ler şu anda düştü akşam 11'de çıkacak ya biz çıkışını bekliyoruz Bitcoin çıksın ödeyip gideceğiz. Sen de diyorsun neyse diyorsun, geçeyim de bir kenara oturayım çıkınca ben de öderim. Oraya otur. adam diyor ki ne hop oturma kardeş baksana diyor hepimiz sıradayız burada 20 kişiyiz arkaya geç arkaya. Hepimiz bekliyoruz enayi miyiz neyse arka tarafa doğru geçiyorsun ondan sonra sıraya oturacaksın bekliyorsun adam diyor ki ne yanındaki kişi. Bu Bitcoin saat 11 olsun da ödeyek de artık eve gidek bari. Hepiniz bekliyorsunuz saat 12 olsun ödeyeceksiniz Bitcoin'le. Yükselecek ya. Ondan sonra eve gideceksiniz. Yani fıkra bu ya. Hani burada bitiyor. Yani demek istediğim bu bitcoinler böyle dansöz gibi çıkış iniş yaparken nasıl yani askeri ücret maaşınız hesabınıza yatıyor 2 milyar ya yani 3 milyar para. 3 milyar parayı dolara vurursanız 350 ya da 400 dolar ediyor. Bitcoin'e bir bakıyorsunuz anında 70 dolar zarardasın, anında 40 dolar kardasın. Ben anlamıyorum arkadaş bu Bitcoin böyle dansöz gibi inip, inip çıkarsa bu sanal parayı biz nasıl kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Hesabındaki para yok ki ne? Ayakkabı alacaksın 2 dolar eksik. Bekleyeyim de biraz çıksın. 1-2 bir dolar kara gelsin, ödeyeyim de gideyim. Yoksa orada mahsur kalacaksın. Nasıl olacak bu sanal para? Bitcoin'i kullananlar anladı yani. Evet, beni dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.